Merhaba, artık yaz ayları geliyor. Florya'da akşamüstü oldu ama bugün çok güneşli bir gündü. Güneşli günlerde çocuk sağlığı ve çocuklarda güneş ürünlerinin kullanımı ile ilgili size birkaç ipucu. Çocuklarımızla beraber yaz aylarında tatile gittiğimizde hep tatilin ilk günü sendromu dediğim bir ateşli durum yaşanır. Hurra, herkes deniz kenarına gider. Güneşin altında çocuklar çılgınca oynamaya başlarlar daha ilk gün ve aynı günün gecesinde 39-40 derece ateşlerle anneler yanı yakıla beni ararlar. İşte çocukların güneşli günlerde yaz aylarında sıcağa adaptasyonu bize göre biraz daha zor olmakta. Peki nelere dikkat edelim? Bir defa unutmayın, eğer deniz kenarında tatile giderken bir kara yolculuğu yapacak olursak lütfen sık sık mola verin ve bol bol sıvı almasını sağlayın çocuğunuzun. Çocukların yazın deniz kenarında ateşlenmelerinin bir numaralı sebebi sıvı kaybetmeleri. Özellikle sıcak havalarda solunum ile fark etmeden kaybedilen sıvı çok ciddi şekilde ateş olarak bize geri dönmektedir. İkincisi, mutlaka tatilinizin ilk gününü birazcık böyle gölge ve kapalı mekanlarda geçirin ve o iklime çocuğunuzun adapte olmasını sağlayın. Bu adaptasyon sürecinden sonra ertesi gün deniz kenarına çıkabilir. Peki deniz kenarına çıkarken ne önlemler alacağız? Aslında güneş ürünlerini mutlaka kullanmak gerekiyor tüm çocuklarda, hatta erişkinlerde. Genellikle bizim ülkemizde böyle 50 faktör civarında güneş koruma özelliği olan, ultraviyole filtresi olan ürünler kullanılıyor. Bunlardan kullanabiliriz ama püf noktası deniz kenarına çıkmadan önce, eğer bir otel tatili yapıyorsunuz, oteldeki odanızda ya da evde önce güneş ürünlerini süreceğiz, arkasından da deniz kenarına çıkacağız ve böyle her 2 saatte bir en geç tekrar güneş ürünlerini, güneş kremlerini, güneş losyonlarını sürmemiz gerekiyor. Ama hiç unutulmayacak bir şey var. Bu güneş ürünleri aslında güneş yanıklarını engeller ama gene güneş çarpması dediğimiz olayı engelleyemez. Yani sonuçta biz 50 faktörlü güneş kremini sürdüm bebeğime, çocuğuma, artık saatlerce güneş altında kalabilir diyemeyiz. Mutlaka özellikle böyle Temmuz, Ağustos aylarında güneşin tepede olduğu, sıcaklığın zirvede olduğu dönemlerde güneş çarpmasındaki faktörlerden birisi de işte sıvı kaybı. O nedenle benim önerim özellikle güneşin tepede olduğu saatlerde olabildiğince şemsiye altında, plaj şemsiyesi altında ya da tente altında gölgede güneşlenmek diye bir kavram var. İnanın yaz aylarında siz gölgede otururken bile bronzlaşabilirsiniz. Fakat güneşin batmaya başladığı akşamüstü saatlerinde yavaş yavaş çıplak tenli güneşe çocuklar çıkabilirler. Bu sırada da mutlaka ayınızda suyunuz olsun. Sık sık çocuğunuza su içirin. Çünkü o deniz kenarında oynarken müthiş bir aktivite yapacak. Hava da çok sıcak, vücuttaki su buharlaşacak. Mutlaka solunum yoluyla kaybettiği, ter yoluyla kaybettiği sıvıyı çocuğunuzun geri alması gerekiyor. Peki başka bir konu daha. Güneş gözlükleri. Güneş gözlükleri de kullanmamız gerekiyor ama lütfen çocuğunuz için de olsa, kendiniz için de olsa gerçekten kaliteli, iyi ultraviyole filtresi olan gözlükleri seçin. Çünkü karartılmış her cam ultraviyole ışınını süzüyor diyemeyiz. Ultraviyole filtresi olmayan ama koyu renk camı olan gözlükler gözler için büyük tehlike. Çünkü karanlık camda ne oluyor? Göz bebekleriniz büyüyor ışık az geldiği için. Göz bebekleri büyüyünce dışarıdan gelen zararlı güneş ışınlarının gözün içine girmesi kolaylaşıyor. İşte eğer kullandığınız gözlük koyu renk camlı ve ultraviyoleyi de süzmeyen bir gözlükse gözünüz bundan çok büyük zarar görür. Çocuğunuzun gözü de zarar görür. Dolayısıyla hem kendinize hem de çocuğunuza kaliteli, iyi bir marka güneş gözlüğü alın ve güneşli günlerde mutlaka kullanmasını sağlayın. Hepinize selamlar, sevgiler. İnşallah güzel, sağlıklı bir yaz tatili geçirirsiniz.